Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Gmail hesabı nasıl açılır bundan bahsedeceğim ve Gmail hesabının size avantajlarını anlatacağım. Normalde Gmail hesabı biliyorsunuz Android işletim sistemini kullanırken telefonunuzda kesinlikle gereken bir şey. Yani Gmail hesabınız kurulu değilse ne bir uygulama indirebilirsiniz ne de kişisel bilgilerinizi adam akıllı yedekleyebilirsiniz. Gmail hesabı hani çok hayati önem taşıyan bir şey, öyle söyleyeyim, günlük hayatınızda. Öncelikle Google'a giriyoruz. Herhangi bir tarayıcıdan girebilirsiniz. Ben Google Chrome'la girdim. Bu arada gizli sekmede açtım. Herhangi bir kişisel bilgiler kayıt kalmasın diye. Çünkü başkasını açacağım Gmail hesabını. Hem de örnek olmuş olacak bu açtığımız Gmail hesabı. Öncelikle dediğim gibi bir Chrome'dan girdim ben. Siz de herhangi bir internet tarayıcısından Google'a girmeniz gerekiyor. Google'ı biliyorsunuz. Google.com yazıp direkt girebiliyorsunuz. Hiç bilmeyene göre anlatıyorum şu an. Bakın sayfayı açar açmaz karşınıza böyle bir seçenek gelecek. Eğer varsayılan Gmail hesabınız var ise direkt oturum aç diyerek kullanabilirsiniz. Yoksa da direkt oturum aç butonuna basın. Oturum aç butonuna bastıktan sonra bakın bu karşıda sizin oturumunuz varsa buradan direkt giriş yapıyorsunuz. Yoksa hesap oluşturun butonuna tıklıyorsunuz. Hesap oluşturun butonuna tıkladım. İster işletme için ister kendiniz için oluşturabilirsiniz. Biz burada kişisel bir hesap oluşturacağız. Kendim için diyorum. Ve burada kişisel bilgilerimizi giriyoruz. İsim olarak Serkan Güngör yazacağım. Güngör. Ben soy ismi genelde büyük yazıyorum. Burada baş harf, küçük büyük harfe dikkat ediyorum bunlara elimden geldiğince. Öncelikle şunu deneyin. Serkan Güngör. Çünkü bir Gmail hesabı alırken en önemli şey hani Crazy Serkan, Çılgın Serkan, Angel Serkan bilmem ne böyle garip garip Gmail alırsanız daha sonra sıkıntı olabilir, bir yere CV verirsiniz. Hani sonunda böyle İngilizce ne olduğu belirsiz ya da serseri Serkan tarzı Gmail hesapları alırsanız İnsan kaynakları departmanı size işe alırken ön yargıyla yaklaşacaktır bu maile. Herhangi bir şifre giriyorsunuz buraya. Ben bir şifre şifremizi yazıyoruz buraya. Şifrenin içinde büyük harf, küçük harf ve karakter kullanmaya dikkat edin. Şimdi muhtemelen bunu kabul etmeyecek çünkü Serkan Güngör isminde birden fazla kişi vardır Türkiye'de ve daha önce alınmıştır Gmail hesabı. Bir deneyelim bakalım bu olacak mı? Olmadı. Serkan Güngör alınmış. S Güngör deneyeceğim. Buna yakın bir hesap. S Güngör alınmış. S nokta Güngör deneyeceğim. Hani bunlar kurumsalda en çok kullanılan hesaplardır. Bunu da kabul etmedi. Başka bir şey deneyelim. Sırayla deneyeceğiz. Şöyle deneyelim. Serkan nokta Güngör diyelim. Bakın bunu da kabul etmedi. Sırayla gidiyoruz. G nokta Serkan diyelim. Şimdi sırayla sadece sessiz harflerini kullanacağız. Şimdi sadece Türkçe karakterleri kullanmadan deneyelim ama bu çok tercih edilen bir şey değildir. S, R, K, N, G, N, G, R. Böyle deneyelim. Serkan Güngör'ün Türkçe karakterlerini kullanmadık ama bu bir yere verirken zorluk yaşayabilirsiniz. Sesli harfleri çıkardık. Ne kaldı? Şöyle yapalım hatta. Bu muhtemelen alınmamıştır. Arkadaşın Hotmail hesabı da böyleymiş. O yüzden bunu alalım. S, R, K, N. Sesli harfleri çıkardık. Nokta G, N, G, R diyelim. İleri diyoruz. Bu hesap da alınmış. Bakalım hangisi alınmamış başka. Bir de şunu deneyelim. Serkan Gün Gör. Sonuna iki tane R koyalım. İleri diyelim. Bu da alınmış. Ne çok Serkan Gün Gör. Burada biz iyi bir Gmail hesabı seçmek için her şeyi denedik. Hani hatta bunun başına da diyelim ki iyi bir e-posta adresi seçmek ve Gmail hesabı nasıl alınır? Aslında biz burada Gmail hesabının nasıl alınacağından bahsediyoruz ama size bu arada iyi bir e-posta adresi seçmekten de bahsediyoruz. Tutup da Aslan Cin Bom Serkan diye bir Gmail hesabı alamayacağımız için hani böyle bir denemeler yapıyoruz. Serkan Güngör Kartın plakası mı 36? 36 diyelim. 61 sonunda da. 30, bir 36 demeyelim ama 61 de ekleriz sonuna. İleri diyoruz. Serkan Güngör 36 da alınmış. Sonuna bir de 61 ekleyelim. Serkan Güngör 36 61 alabildik. Şimdi buraya bir telefon numarası gireceğiz. Bir de kurtarma e-posta adresi gireceğiz. Şu telefon numarası kısmını kesinlikle girin. Zaten bakın burada isteğe bağlı yazıyor ama isteğinize bağlı olmasa bir yani zorunlu tutuyor bazen. Telefon numarasını kesinlikle kullanın, öyle söyleyeyim. Bir tane buraya şey gireceğiz şimdi. Kurtarma e-postası ve telefon numarası. Ben bu kısımları doğuracağım. Doğum tarihi neydi abi? 8883. 08 8
ne oluyor? Ağustos oluyor. 1983 mü? Cinsiyeti erkek diyoruz. Burada kurtarma ve telefon numarası belirttikten sonra ileri diyeceğim. Ben burada durduruyorum videoyu. Bakın biz burada telefon numaramızı girdik. Telefon numaranızı doğrulamanız gerekiyor. Çünkü siz sallamasyon başkasının telefon numarasını da girebilirsiniz. Bakın Gmail hesabında özellikle söylüyorum. Telefonunuz varsa kesinlikle telefon numaranızı girin buraya. Şifrenizi unuttuğunuz zaman şifrenizi sıfırlamanız 30 saniyenizi almıyor. Ve kurtarma e-postası da girin. Varsa mevcut e-postanız hiç yoksa bir şey giremeyeceksiniz. İkinci bir daha önce aldığınız Hotmail hesabı vardır. Bunu mutlaka girin yani. Şimdi biz burada şimdi gönder diyeceğiz ve doğrulama kodu isteyeceğiz telefona. Arkadaşımızın telefonuna kod gidecek. Şimdi gönder diyorum ben. Kodumuzu yolladık. Cep telefonuna gitti. Bu gelen kodu buraya yazıyoruz. Doğrula dedikten sonra telefon numaranız doğrulanmış oluyor. Daha sonra açmış olduğumuz Serkan Güngör 3661 Gmail adresi. Bundan sonra şifresi unutulduğunda bu telefonla 30 saniye içinde yeni şifre alabileceksiniz. Şimdi burada diyor ki numaranızdan daha fazla yararlanın vesaire falan diyor. Video görüşmeleri, mesajları almak, Google hizmetlerini, reklamlar vesaire bunlardan demiş. Bunu evet istiyorum diyebilirsiniz, sıkıntı yok. Sözleşmeyi kabul etmek zorundasınız. En alta inin kabul ediyorum deyin. Bu işlemleri ben şu an bilgisayardan yapıyorum. Cep telefonundan da yapabilirsiniz. Bakın hesabımız açıldı. Şurada tıkladığımız zaman burada hesabınızın ismi görünüyor. Hani mail adresiniz görünür şurada. Şu resmi tıklayınca. İsterseniz buradaki resmi değiştirebilirsiniz. Yeni resim kullanabilirsiniz. Şimdi bu hesabı açtıktan sonra cep telefonunu da kuruyorsunuz ve tüm Google Play hizmetlerini kullanabiliyorsunuz. Yani uygulama indirme vesaire. Bir de bunun şöyle bir artısı var bakın. YouTube Google'ın bir hizmeti. YouTube'da kanal açabiliyorsunuz. Yorum yapabiliyorsunuz. Videoları beğenip kanallara abone olabilirsiniz. Google Play'den telefonunuzda uygulamaları indirebilirsiniz. Haberler var. Ben bunu pek kullanmıyorum. En çok kullandığım şey YouTube, Google Play, haritalar. Aramayı zaten hepimiz çok kullanıyoruz. Ve bu hesap açıkken burada yaptığınız aramaların geçmişi burada tutuluyor. Gmail hesabı gerçekten çok kullanılıyor. Artık Hotmail kalmadı. Kişiler, bu kişiler de cep telefonunuzdaki kişileri buradan görüntüleyebilirsiniz. Senkronizasyonu açarsanız. Bu da çok güzel bir uygulama. Şu 9 noktayı tekrardan tıklıyorum. Fotoğraflar. Tüm fotoğraflarınızı sınırsız. İstiyorsanız 1 milyon tane fotoğrafınız olsun. Hepsini burada görebiliyorsunuz. Hani telefonunuz suya düştü, çalındı. Hiçbir zaman silinmez. Google'ın yani şu hesabınızda kalır. Bulutta kalır yani. Google'ın sunucularında. Daha fazla tıkladığınız zaman burada Google Earth, Duo, Blogger, Keep. Keep de güzel bir uygulama. Bunu tavsiye ederim kullanmanızı. Yani sizin burada en çok kullanacağınız uygulamalardan bir tanesi Google Earth, Keep. Bunun dışında Google Fotoğraflar, Çeviri, Kişiler, Drive, Gmail, YouTube, Play, Haritalar, Arama. Bunlar gerçekten çok sık kullanılıyor ve rehber var. O da çok kullanılıyor. Bu şekilde Google'ın hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum Google hesabı açmanızı. Google hesabımızı da bu şekilde açtık. Umarım faydalı olmuştur. Yine bununla ilgili sorularınızı orta yorum kısmında sorabilirsiniz. Yandex hesabını da açabilirsiniz ama Yandex kurumsal da iyi. Ücretsiz çünkü. Google ise kişisel kullanımda gayet iyi. Çünkü sizin burada her şeyiniz yedekleniyor. WhatsApp konuşmalarınız dahil Google'a yedekleniyor. Buraya yani bu hesabınıza. Bu hesabınızın şifresini de unutursanız bir şey olmaz. Çünkü telefon numarasını girdiniz. Telefon numarasını girmediyseniz tüm bilgileriniz kaybolur. Şifrenizi unutursanız geri hesabınızı alamazsınız. Ya da kurtarma maili. Ya kurtarma soru cevap, güvenlik sorusu artık pek kullanılmıyor. Via mail ya da telefon kullanacaksınız. 3 tane kurtarma hesabı var.